Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tamamlanan görüşmelerin ardından kanunlaştığını söyledi. Turan açıklamasında şu cümlelere yer verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile terörle mücadelede yerel planlamanın yetersiz kaldığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın merkezi planlama ihtiyaç duyulduğu hallerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görevlendirilmesinin hukuki altyapısı oluşturuldu. Buna göre terörle mücadelede kolluk kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetini aşan durumlarda ya da kamu düzenini ortadan kaldıracak derecede eylemlerin var olması durumunda Bakanlar Kurulu kararıyla TSK personeli terörle mücadelenin yürütüldüğü sahaya inebilecek. Bu düzenleme ile EMASYA, Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü arasında benzerlik kurulması bir manipülasyondan ibarettir. Emasya'da yetki yerelde görevli askerdeyken ve bu protokol resmi gazetede yayınlanmamış gizlilik derecesine sahipken bu düzenlemede esas yetkili bakanlar kuruludur. Yaptıkları işlerde güven içinde hareket edebilmeleri ve bu işlerden dolayı ileride haksız ithamlara maruz kalmamaları maksadıyla terörle mücadele görevini yürüten kamu görevlilerine hukuki koruma getirildi. Terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarda gecikmesinde sakınca bulunmamalı bulunan hallerde elinden kaçmakta olan kişileri izlerken can veya mal güvenliğinin sağlanması ya da kişinin yakalanması amacıyla sınırlı olmak üzere yetkili birlik komutanının yazılı emriyle ve bu emrin 24 saat içerisinde hakim onayına sunulması kaydıyla personele, konuta, iş yerine veya kamuya açık olmayan kapalı alanlar ile bunların eklentilerine girme imkanı tanınmıştır. Yurtdışı görev yerlerine atanan TSK personeline ihtiyaç duyulan durumlarda daha etkin bir rütbeyle temsil imkanı sağlanması maksadıyla NATO üyesi birçok ülkenin uyguladığı gibi itibari rütbe ile görev yapabilme imkanı getirilmiştir.